Arkadaşlar merhaba. Bugün basit figür çizimi üzerine konuşacağız. Şimdi basit figür dediğimde tabii hiç çizmemiş biriyseniz aklınıza ne geliyor? Çöpten adam geliyor. Şimdi öncelikle çöpten adamı bir çizelim. Nedir çöpten adam? Çöpten adam böyle bir kafa, böyle bir vücut, bacaklar ve kollar. Tercihe bağlı gülen bir surat ve gözler. Çöpten adamımız bu. Adam akıllı bir şey çizmeye çalıştığımızda biz bu çöpten adamın üstünü doldurmaya başlıyoruz. Hiç çizmeyen insanlar için konuşuyorum şu an. Ve böyle bir şey çıkıyor ortaya. Şimdi buradaki yanlış şu. Şimdi çöpten adamı biz kendimizi örnek aldığımız için bunun da bacaklarını böyle ayrık çiziyoruz. Buraya bir 60 derecelik bir açıklık koyuyoruz. Sanki sabah sporu yapıyor gibi figürümüz. Dolayısıyla şu çöpten adamı öncelikle bir unutmanızı istiyorum. Bunu unutacağız. Bizim çöpten adamımız, basit figür için çizeceğimiz çöpten adamımız bu olacak. Bir tane dikdörtgen, bir tane yuvarlak. Bunu karede yapabilirsiniz, üçgende fark etmez. Buradan aşağı bir çizgi, buradan aşağı bir çizgi, buradan aşağı ve buradan aşağı bir çizgi. Bizim basit figürümüz bu. Ve üzerine dolduracağımız figür de bu olacak. Doldurmak derken basit figürü zenginleştireceğiz. Nasıl zenginleştireceğiz? Şimdi kötü çizgi yoktur. Ne vardır? Ayrıntısız çizgi. Yani yaşamayan çizgi vardır. Biz bunu yaşar hale getireceğiz. Nasıl getireceğiz? Öncelikle kollarını, bacaklarını bir tamamlayalım. Ayakkabısını da yapalım. Topuklu. Buyurun. Ellerinde yaparım. Yani şöyle parmaklar eklesek yeterli. Figürümüzün bir hikayesi olması lazım. Güzel çizip çizmemek önemli değil. Asıl önemli olan şey çizdiğin şeyin bir hikayesi olması lazım. Hikayesi olduğu anda o bir şeyler anlatmaya başlıyor. Peki nasıl yapacağız hikayeyi? Hikayeyi bunun üzerine ayrıntılar koyarak yapacağız. Mesela ben diyorum ki bu adamda gömlek var ve gravat var. Bu bir adam ve bunda gravat var. Bu belli ki bir beyaz yakalı. Gözlerini yapalım. Burun yapalım. Tık. Ağız. Ve gözlük eklemek istiyorum ben buna. Hikayesi çıksın ortaya. Saçını yandan ayırmış. Saçına bakıyor. Kulaklarını da yapalım. Ve boynu. Gömleği var. Gömleğinin kolları. Bir tane saati var. Elinde çantası var. Bu elinde de kahvesi var. Hatta birazcık kahvesi dökülüyor. Zeminimizi de koyalım. Adama bir de bel çizeceğim ben. Müsaadenizle. Ve şuraya kemerini yapacağım. Silelim bakalım.
Ve hatta altındaki adamın kot pantolonmuş. Kot pantolonun böyle dikişleri olur. Böyle cepleri olur. Gibi. Şimdi adamın tuhaf bir hikayesi çıktı ortaya. Nedir bu adam? Kot pantolon var altında. Belli ki evden çalışmaya alışmış. Altına çok özen göstermemeye başlamış. Şimdi başka bir tane yapalım. Bu sefer gövdemizi daha değişik yapalım. Bacakları indirelim yine. Kolları indir. Kafayı da üçgen yapalım. Tekrar aynı şekilde çalışmaya başlayalım. Bu sefer adamın ayaklarını çıplak yapıyorum. Ayak parmakları. Kollarını da yapalım. Bel çizgisini koyalım. Bu adamın altında don olsun. Tamam. Ve üstünde de atlet olsun. O zaman şunları da silelim. Bu adamın göğsünde kıllar var. Bacaklarında da kıllar var. Kıllı bir abi. Hikayesi çıkmaya başladı ortaya. Şu bileklerini de silelim. Ve omuzlarında da kıl var. Kalın boyunlu. Şimdi suratını yapalım. Ufak gözler, birbirine yakın. Büyük bir burun. Kaşları kapkalın. Ve ağzı olabildiğince, çeneyi çok büyük çizeceğiz. Ağzı çok yukarıda. Böyle. Ve dudakları var kalın. Bıyık da yapalım. Saçları da böyle. Böyle saçlı bir abi. Ve kulak. Evet. Birazcık sakal da yapalım. Evet. Şunu da silelim. Bakalım ne yapmışız. Bu abi birazcık lahmacun mu, kebap mı bir şey yemiş yerken önüne dökmüş. Ve kilodu da şöyle kalın lastikli bir beli var. Neydi o meşhur marka neydi? Hikayesine bir objeyle devam edelim. Burada kahve bardağı, çanta yaptık. Buna da evet. Bugünlük dersimiz bu kadar olsun. Sizden istediğim şu basit figürü üzerine tamamlayarak ve üzerine hikaye ekleyerek değişik hallere getirin. Bu birinci dersimiz.